Hepinize merhabalar, ben Orhun Kayalp ve bugün karşınıza Finding Paradise nasıl oyun? Bu sorunun yanıtını vereceğim. Ama Finding Paradise nasıl oyun sorusuna yanıt verirken bizzat oynadığım oyun görüntülerinden ziyade sadece trailer görüntülerini kullanacağım. Çünkü oyun baştan aşağı spoiler verebilmeye müsait olan bir oyun. Göstereceğim kısımda ne kadar sizi spoilerdan savunabilirim onu bilemeyeceğim için bir kere oyunun trailerini büyük olarak izleyeceksiniz. Ben ekranda küçük duracağım. Ardından da bir kenarda trailer dönmeye devam ederken birkaç sefer oyunla alakalı size bildiklerimi anlatacağım diye özetleyeyim ne yapacağım bu videoda. Şimdi ben Finding Paradise'ı oturdum. Bir hafta sonunda oynadım ve bitirdim. Yaklaşık 4 saat 15 dakika gibi bir süre aldı. Ki ben böyle biraz daha böyle bir yavaş yavaş sağa sola bakarak gözümden kaçan bir şey olmasın. Şuradaki işte efendime söyleyeyim fazladan bilgi bir şey falan varsa karakterle alakalı onu da bir göreyim diye diye oynadım. Yani özetle aslında 4 saat 15 dakika 4,5 saat ya da işte 3,5 saat falan gibi bir aralıkta bitecek bir oyun diye ekleyeyim. Onu söyledikten sonra oyunla alakalı konuşmaya başlamak lazım ama tabii şimdi şeyi de birazcık To The Moon'un devam oyunu. Yani To The Moon'un ya devam oyun derken hikaye olarak devam ettirmiyor ama konsept olarak devam ettiriyor. To The Moon'da ne oluyordu? Biz bir bilim adamıydık. Daha doğrusu oyunda iki bilim adamı vardı bizim yönettiğimiz ve bunlar aslında ölmek üzere olan ölüm döşeğindeki insanların şeylerini, son arzularını yerine getirmekle, en azından zihinlerinde yerine getirmekle görevli insanlardı. To The Moon'da isminden de anlayacağınız üzere ölüm döşeğindeki karakter Ay'a gitmeyi istiyordu. Biz de onun anılarında hareket ederek, anılarında hani bir seyahate çıkıp bir takım şeyleri, kafasındaki bir takım şeyleri değiştirip Ay'a gitmesini sağlıyorduk. Amaç oydu. Finding Paradise'da bu iş birazcık daha farklı. Yine biz tabii ki o bilim adamlarındanız ve hani son arzusunu yerine getirmek üzere yola çıkıyoruz ama son arzusu ilk oyundaki karakter kadar net değil. Spoiler vermemek adına burasını burada bırakacağım. Bir takım karşılaştırmalar yapmak gerekiyor. Hani konsept olarak birebir aynısı olmasına rağmen To The Moon'la Finding Paradise arasında ciddi farklar var. Şimdi bu farklardan ilki aslına bakarsanız Finding Paradise senaryo olarak baktığımız zaman ya da işlenen konu olarak baktığımız zaman aslında To The Moon'a göre dramatik yapıdan falan bahsederek biraz yani film yani sinema sektöründe bildiğimiz senaryo bağlamında bakacak olursak gerçekten de senaryo olarak ve işlediği konu olarak daha bütünüyle bir oyun olmuş. Daha bütünüyle bir hikaye anlatılmış diyebiliriz daha doğrusu. Hikaye anlatıcı da tutulmana göre bence daha iyiydi. Hem ele alındığı konu hem de alınış biçimi gayet güzeldi. Ancak Tudumon'un beğenilme sebebi işte klasik bir dramatik yapıyla alakalı değildi. Tudumon'u oynayan herkes şunu bir kere çok bariz söyler. Ağlamaktan içim çıktı. Hakikaten de öyleydi. Trajedi ardına trajediyi gösteriyor ve bunu o kadar güzel işliyor, o kadar empati yapmamıza olanak sağlayarak yapıyordu ki To The Moon. Gerçekten de bittiğinde işte gözlerimizde yaş kalmıyordu çünkü hepsi akmış oluyordu o noktaya kadar. Finding Paradise eğer ki bu beklentiyle oynarsanız hayal kırıklığına uğrayabileceğiniz bir oyun. Yine çok duygulu. Yani ben birkaç yerde gerçekten yine gözyaşlarımı tutamadım diye ekleyeyim. Oyunun bazı yerlerinde ya yapma be tepkisini vererek de oynadığım da oldu. Gözlerimin çok yani büyük kısmında gözlerim buğuluydu oyunda da. Yine o açıdan şey yapmıyor ama tutumun kadar kahır etmiyor. Bunun sebebi aslında dediğim gibi birazcık belli bir konuya daha biraz bağlamasıyla. Tudumunda gerçekten trajedi ardında trajedi böyle kendini toparlayamadan yerdeyken bir tekme daha atıyordu. Ama bunda dediğim gibi daha ciddi bir konuyu daha güzel bir biçimde, güzel bir akış ile anlattığı için Finding Paradise'ı ben daha bütünüyle bir oyun buldum. Anlattığım gibi özetle söylemek gerekirse Tudumundan birazcık daha gözyaşı seviyesi aşağıda olsa da Tudumundan birazcık daha senaryo ve anlattığı hikaye bazında ileride demek mümkün. Tabii bunu söyledikten sonra madem bunu karşılaştırdın iyi yanı da birazcık hani iyi yanın mı demek lazım? Bilemiyorum ama To The Moon'a göndermede bulunduğu yerler var. Bazı espriler ya da işte ne bileyim hani bir takım konularla alakalı. Sonuç itibariyle yönettiğimiz karakterler hani To The Moon'da da yönettiğimiz karakterler olduğundan önceki olaylara atıfta da bulunabiliyorlar. Ve hani bunlarla alakalı bir şeyler de söyleyebiliyorlar. Ve bu açıdan da ulan ya hani bazı yerlerde gerçekten zaten gözleriniz dolu dolu. Bir de eski olayları hatırlatıp böyle bir de ulan ya şöyle olmuştu orada da falan diye şey yapıyor. Sizi o tarafa da yönlendiriyor. Ki bu hani olumsuz bir şeyden ziyade daha böyle ulan ya diye eski şeylerinizi de hatırladığınız, tecrübelerinizi hatırladığınız. Ya spoiler vermediğim için
kendimi tutmaya yani ya çalışıyorum. Söylemek istediğim aslında o kadar çok şey var ki. Gebelersem kusuruma bakmayın o açıdan. Ama özetle dediğim gibi önceki olayları da hatırlayıp böyle bir üzen bir yanı var. Ha bu şimdi mesela bunu niye yapıyorlar? Finding Paradise'ın hikayesi çok güçsüz olduğundan değil. Gerçekten yeri geliyor. Ve bazı şeyleri de hani gerçekten bağlamışlar. Özellikle o orada başarılı oldukları yeri de hatırlatmaya çalışmışlar. Ve birazcık da aslına bakarsanız ilk önce Finding Paradise'ı oynayan insanları da o tarafa yönlendirme çabası ile alakalı bir şey gibi geldi bana. Dolayısıyla ben yadırgamadım. Zaten çok sık yaptığı da bir yanı olduğunu söylemek mümkün değil. Yanılmıyorsam 3 yerde zaten hani ismen geçiyordu tutumunda olan bir iki şey. Zaten tutumunu hiç oynamadıysanız anlamazsınız bile neden bahsettiklerini, karakterlerini, ama dediğim gibi böyle tatlı bir anı oldu benim için oynarken. Yine spoiler vermeden devam etmek gerekirse oyunla alakalı söylenebilecek en net şeylerden bir tanesi, hani artık biz bu anlatım yöntemini tutturduk diye düşünmüş yapan arkadaşlar devamı da gelecek şekilde bitirdi. Ama yani devamı gelecek derken şey açısından devam gelecek. Hani başka bir olaylar. Finding Paradise'ın ana mevzusuyla alakalı bir şey olmadığı için çok rahat söyleyebiliyorum bunu. Bir takım mevzuların ucu açık bırakılıyor ve en sonunda da hani oralara bağlanınca devamında bir DLC veya yeni bir oyun geleceğinin haberi veriliyor. Bunu bu kadar rahat söylüyor olmamın sebebi biraz şeyle de alakalı. İlk oyunda da yani tutumunda da zamanla böyle ücretsiz bir biçimde mini spot mu diyorlar yani mini bölümler gibi bir iki tane mini şeyler eklemişlerdi. Ücretsiz DLC'lerle hikayeler eklemişlerdi. Ona benzer bir şey de yapabilirler ya da işte dediğim gibi daha geniş çapta bir şey de yapabilirler. Ama en başta da dediğim gibi yapan arkadaşlar biz evet bir bu hani yöntemi tutturduk. İki seferde başarılı oyun yaptık diye hissetmiş olacaklar ki devamını getireceklerinin de altını çizdiler. İnşallah ama Telltale Games gibi Telltale Games oyunları gibi cılgı çıkan bir şeye dönmez diye böyle bir temennimi de ileteyim. Tudumuna şey verdiyseniz, fırsat verdiyseniz kesinlikle göz atmanız gereken bir oyun olmuş Finding Paradise. Daha böyle bir bütün ya gene şeyle alakalı oynanış birebir aynı zaten. Hani ufak tefek puzzle'lar üzerinden gidiyor ama o puzzle'lar hani bir etmen olsun diye orada bulunuyorlar. Bir iki işte popüler kültür göndermesi de eklenmiş hani bir önceki oyunun üzerine koymak adına. Bazı segmentlerde böyle değişik şeyler oluyor. Lan böyle mi ya? Ne alaka falan dediğiniz bir kısım oluyor ama yani oyunun kilit kısımları onlar olmadıkları için sadece size böyle yani şeye bir oyunun anlatısına bir nüans katmışlar, bir fark katmışlar. Onunla sınırlı kalmış. Dedikten sonra evet yavaş yavaş sanıyorum ki lafı toparlayabilirim. Ya tüm bunlar açıkçası yani tüm bu anlattıklarım sebeplerden dolayı fiyatının da uygunluğuyla Finding Paradise gerçekten gönül rahatlığıyla alıp oynayabileceğiniz bir oyun. Bilhassa tutumunu sevdiyseniz beklentilerinizi tutumunla aynı tutmayın en başta söylediğim gibi. Tutumun hakikaten sürekli içinizi çıkartmak için, ağlata ağlata çıkartmak için ona odaklanan bir şeydi. Burada dediğim gibi yine çok dokunaklı, yine çok hüzünlü bir hikaye var ama birazcık daha insan doğasına, işte insanın hayatıyla alakalı bir takım şeylere ve genel olarak da birazcık da insanın çocukluğuna yönelik, hadi o yani spoiler sayılmaz sonuç itibariyle, bu çocukluğuna gideceğimizi biliyoruz karakterimizin çünkü yani tutumunda da olduğu gibi olay o. Çocukluğa kadar, çocukluktaki yanına kadar giden bir yapısı hep oldu bu oyunların. Böyle bir yanı var ve Finding Paradise gerçekten de benim size tavsiye edeceğim, oynamanızı da kesinlikle önereceğim bir oyun olarak benim 4 saatimi ayırmamdan ötürü gayet memnun olduğum bir oyun oldu diyerek Finding Paradise nasıl oyun sorunuza böyle bir yanıt vermeye çalıştım. Biraz değişik bir nasıl oyun videosu oldu ama böyle olması gerekiyordu biliyorsunuz. Yani size 15 dakikalık bir kısım bile göstersem gerçekten çok acayip şeyleri spoiler edebilirdim. Ve Finding Paradise'ın gerçekten büyük tadı kaçabilirdi. Dolayısıyla bu kadar, bu şekilde size oyunu anlatmış oldum. Şimdilik benden bu kadar. Her zamanki gibi videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana en büyük desteği göstermiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.